Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba hocam, nasılsınız? Çok şükür valla sizi gördük, daha iyi olduk. Hocam, Türkiye'de çok bol olan bir şeyden bahsetmek istiyoruz. Mutluluk. Niye bu kadar mutluyuz, onu çözmek istedik. Kinaye sanatı kullanılıyor çünkü bütün araştırmalarda diplerdeyiz yani. Ne diyor araştırmalar? Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere şampiyon bazı ülkeler var. Bir de bizim de dahil olduğumuz bir grupta dipte olan ülkeler var. Genellikle hayatından memnuniyet, mutluluk. İşte mutluluk dediğinde insanların ne anladığına dair tarifler değişik de olsa bizim burada pek mutlu değiliz gibi gözüküyor. Enteresan bir korelasyon var. Mutluluğun yüksek olduğu yerde insanlar birbirine daha çok güveniyorlar. Yani oralı insanlar birbirine daha böyle sırtını dayayabiliyor. Mutluluğun az olduğu yerlerde de bir güvensizlik hali var genellikle. Peki tersine işleyebilir mi bu? İnsanların birbirine daha çok güvendiği yerlerde mutlu oluyor olabilirler mi? Zaten muhtemelen öyle bir şey. Çünkü güvenlik bir nevi bir kendini rahat hissetmekle falan alakalı herhalde. Şu meşhur hikaye var ya, Danimarka'da işte çocuk arabasını rahatlıkla sokağa bırakıp Starbucks'tan kahve almaya girebiliyormuşsun ama kadının biri bunu Amerika'da yapınca tutuklanıyor mesela, çocuğu niye ortada bıraktın diye. Kadının savunması güzel ama. Diyor işte kafede çocuğa diyor 6 çift göz bakarken dışarıda 600 çift göz bakıyor. Dolayısıyla dışarısı daha güvenli diye ben dışarı bırakıyorum ama unutuyor ki orası Amerika. Yani. Hocam bu büyük bir yalanmış yani. Yani buna inanmış mı polis? yok polis şey yani inanmamış zaten. Daha doğrusu kale almamış. Kadın muhtemelen işleme tabi tutulmuş yani. Peki hocam, yani neden mutsuzuz biz? Bu nankörlük neden? Yani çünkü verimli Anadolu toprağı, ondan sonra sürekli ilerleyen bir ülke, yani insanlar çocuğa ne oluyor abi, eskiden böyle buraya gelince böyle oluyor. kamera önünde böyle. Yeşile bakınca böyle oluyor. Neden mutsuz hakikaten işin şakası yani? Valla yani neden mutsuz olduğunu anlamak için galiba mutluluk tanımı yapmak lazım bir. Ve onun da ne olduğunu kimse doğru düz bilmediği için. Bir insan mesela acı çekerken mutlu musun diye sorarsan adam mutsuzum diyor. İşte efendim bir beklentisi varsa ve beklentisi karşılanmıyorsa o sırada sorarsan mutsuzum diyor. Ama yeni piyangodan para çıktıysa, işte taze kebap yediyse, bilmem ne olduysa sordum o çok mutluyum abi falan filan diyor. Şimdi bu hisler duygular üzerinden yaptığımız bir tanımlama olduğu için aslında çok geçerli değil. Biz psikolojide mutluluğun ne olduğunu, ne olmadığı cinsinden daha kolay anlıyoruz. Mesela haz değil. Çünkü haz alırken hazın biteceğini bilen tek canlı olduğun için o haz sana tam olarak mutluluk vermiyor. O yüzden her kebapçıda bir sonraki kebapçıyı konuşuyoruz en başta. Yani devamlı öyle bir hikayemiz var. Bir sonraki ödülü garanti altına almak için zihin arka planda devamlı meşgul çalıyor. Bu yüzden o hazzı işte bir ineğin geviş getirdiği ya da zürafanın yemek yediği gibi yaşayamıyorsun. Dolayısıyla hazda değil mutluluk, o mutlu olma hali. Acıdan kurtulmak da bize mutluluk vermiyor. Geçici bir süre rahatlama veriyor ama hızla işte bu ortalamaya gelme diye bir durumumuz var. Dişimiz ağrıyor, çok mutsuzuz. Sabah tık diye dışarısı geçince aa diyoruz hayat ne güzel. Öğlen olmadan bugün işte şöyle bir problem var diye başka bir mutsuzluk üreyebiliyor. Dolayısıyla bu ikisi cinsinden tanımlamaların tamamı yanlış. Yani canı sıkkın, ağrısı sızısı olan, parası eksik olan benim mutsuzum demesi veri değil. Dolayısıyla şunu sınamak gerekiyor. Bu insan genel olarak hayatından memnun mu değil mi? Ben sihirli bir soru buldum. Bir daha dünyaya gelsen aynı hayatı yaşamak ister misin sorusuna evet diyen genelde mutlu, hayır diyen genelde mutsuz. Şimdi bu diş ağrırken de değişmez. İşte aç kaldığında ya da tok kaldığında da değişmez. O insan hayatında bir memnuniyet sahibi ise genellikle biz mutlu diyoruz ve bu süren bir hal aslında. Zira psikolojik araştırmaları böyle yapıyorlar. Mesela o sorulan soru basitçe mutlu musun sorusuyla alakalı değil. Arka planda ölçeklerle bu insanlar gerçekten hayat tatmini açısından ne durumdalar onu ölçüyoruz. Dünyaya bir daha gelmek istemiyorum diyenler ne oluyor? İşte onlar artık dipteler. Dipteyim, sondayım, depresyondayım şeklinde. O zaten şu andaki medeniyetin mesela bize devamlı olarak bir şeyler satmaya, o sattığı şeyle mutlu olmamızı vaat ederek bizi kandırmaya çalıştığı bir minvalde doğal olarak gittiğimiz taraf. O yüzden mesela üreten insan, yaratan insan, işte bir şeyleri bir araya getirip insanlara fayda veren, işte yardım eden falan filan insanlar genellikle mutlu oluyorlar. Çünkü o bizim bazı, bilmiyorum burada girer miyiz ama evrimsel ayarlarımızla çok yakından alakalı. Biz sosyal bir varlık olarak aslında diğerleriyle birlikte sinerjistik bir örgü içinde yani birbirini destekleyen bir ağ içerisinde yaşamaya programlanmışız. Bundan dışarı düştükçe biz çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Bu içsel sıkıntıları hazla, işte bağımlılıklarla, eğlencelerle şununla bunu örtmeye çalışsak da modern dünyada bu çok kolay. Bir süre sonra yalnız başına evde otururken seni bu tepiyor. Belli bir yaştan sonra böyle bir rahatsız ediyor. Ve genel bir mutsuzluk halinin oluşmasına sebep oluyor. Bu grooming dediğimiz şey değil mi? Bu hani primatlarda birbirinin bitlerini ayıklıyorlar ve sarılıyorlar. Mesela öpüşürken de böyle temasla insan değil mi? Böyle bir tabii yani sadece temasla falan. Mesela temas şunun garantisini veriyor. Biz tokalaştığımızda, sarıldığımızda
benden sana zarar gelmez. Benimle bedensel yakınlık kurabilirsin. Yanımda rahat olabilirsin. Selamlaşma da aynı mantık ya zaten. Benden sana zarar gelmez demek. Bu senin gibi zeki, seninle aynı türden başka homo sapiens fertleriyle verimli bir ortamda bulunduğunun bir işareti olduğu için bütün kültürlerde harcı alem olarak kullandığımız bir şey. Selam neredeyse kelime olarak bütün dillerde aynı. Çünkü o bizi rahatlatıyor. Mesela tabiatta düşünün. İşte insan 300 bin senedir burada. Kabaca 200 bin sene önceki atamızın, sen daha iyi bilirsin. Bugün hocam bilimiz... nereden bileyim ben 200 bin sene önceki atamı? Öyle bir tanı oradan gelmişim gibi konuşuyorsun. 5 bin sene önceyi bilen 200 bin sene önceyi mi bilmeyecek Allah aşkına. 195 bin senenin şeyini yapıyorsun lütfen hocam. Aramız yani. Ama şöyle diyeyim, insana dair bildiğimiz hiçbir şey yok. Yani iğne dahil hiçbir şey yok. Şimdi böyle bir ortamda, böyle bir bedenle, zayıf ve çıplak ve giyimsiz bir bedenle, gayet korunaksız gidiyorsun. Yani çayırda, bayırda, ormanda neredeyse yürüyorsun. Ne bulsan en çok sevinirsin. Şimdi et bulsan buzdolabı yok. Süt bulsan yani işine yaramaz. O anda tüketebileceğin kadar yiyecek işine yarar. Para bulsan zaten kıymeti yok. En kıymetli bulabileceğin şey zayıf ve çıplak bir canlı olarak seninle beraber işbirliği yapabilecek bir başka türdaşın. Bu beraber avlanmaktan çıkan tabii bir şey. Tabii tabii. Senin gibi zeki, senin gibi çevik ahlaklı falan neyse öyle bir şey gördüğünde eğer onunla kontak kurabiliyorsan tabiattaki en büyük ödül bu. Çünkü bir elin nesi var, iki elin sesi var. Onunla beraber oldu mu yeni bir av bulacaksın, yeni kaynak bulacaksın, hayatta kalma şansını arttıracaksın. O nedenle mesela bizim beyin çalışmalarında enteresan bir şey var. Beyine en fazla ödül kimyasalı salgılattığın şey gülümsemek. Çok tuhaf yani, normal ama yani böyle sahte gülümseme olmuyor. Yani duşan gülümsemesi dediğimiz fizyolojide böyle hakikaten içinden gelerek böyle yüzünün bütün hatlarını değiştiren. Hocam duşan gülümsemesi nasıl oluyor? Bize göstermek ister misiniz? Yani böyle değil mi? Yani ama aklına komik gerçekten. Mutlu oldunuz mu peki şimdi? Rahatladı tabii ki. Mesela ben bunu derslerde yapmak için bazı düşünce egzersizlerim var. Mesela ilk kızımın, ya biraz tuhaf gelecek ama bilmiyorum anlatsam mı? İlk kızım çok kötü bir kabız oldu bebekken. Bir hafta falan çocuk kaka yapamadı. Biz evde hala arın halindeyiz. Beşinci ya da altıncı gün işte bir haftanın sonuna doğru. Bezini değiştirirken böyle poposunda bekliyoruz. Yaptı yapacak çünkü yapması lazım. Bir çocuğun poposunda kaka yapmasını beklemek şimdiden geriye bakınca gerçekten keyif veren bir anı olarak aklıma geldiğinde beni gerçek gülümsemeye gark edebiliyor. O yüzden derslerde duşan gülümsemesini gösterirken genellikle bu anı düşünüp yani ah işte sıçtı falan deyip böyle rahatladığımız. Hocam bu Türkçe'de bir problem var. İngilizcesi bunun constipation. Bak evet. Güzelliğine bak. Evet. Türkçesi kabız. Yani bu. Ama çok daha güzel. Kabız bak mı? Kabız Arapça sıkmaktan. Sen biliyorsun sıkmaktan geliyor. Sıkışıyorsun abi çıkmıyor işte. Mesela bizim durumumuzda da ilgili kabz hali denir ya. İnsan böyle işte ruhu kabz edildi ya da sıkıntıda olana kabz hali. Kabz olmadan bastı olmaz. Bunlar güzel şeyler yani. Çocukları normal tuvalete çıkanlar ne yapacak? Onlar mutsuz mu? Yani anlamadım ben orayı. Ya bu örnek olarak yani ben gülümsemek için örneği hatırlıyorum. Yoksa yani iyi tuvalete çıkan çocuğun ailesi daha mutludur eminim. Toparlamak için. Şimdi modern dünyada... Hazır diyorsun. Toparlamak için. Şimdi modern dünyada birçok bireyci yaşıyoruz. Evet. Yani kredi kartımız var. İşte özellikle Batı ülkelerde 20 yaşında çalışmaya başlıyorsunuz. Serbest cinsellik, istediğiniz gibi yani tek işte single motherhood çıktı. Yani aileye falan çok ihtiyacımız yok. Ve bunu bizim özgürleştireceğimizi hep söylendi bize ki biz de o yoldan gittik. Yanlış mı bu yol o zaman? Yani mutsuz mu olacağız? Mesela şunu diyebilir miyiz? Mesela benim şöyle bir düşüncem var. Eskinin rahibi bugünün psikoloğu gibi ya da eskinin ne bileyim balkon teyzesi bugünün psikoloğu gibi. Yani evet. Bireyselleşmiş toplumlarda derdin arttığı ve bunu profesyonel yardım almasından da bilebiliyoruz dersek o zaman kapitalist çağ, tüketim çağı bizi mutsuz mu ediyor? Haybeye mi? Elbette. 18. Şimdi zaten bak oradaki sorun şu. Psikoloji ya da tıp bu ikisi neyle uğraşıyor? İşte biri psikolojik ruhsal zihinsel bozukluklarla öbürü bedensel bozukluklarla. Çok basit bir deney var. Herkes yapabilir. Hastaneye gitsinler ya da bir psikoloji bölümüne gitsinler. Desinler ki merhaba ben sağlıklıyım. Aklımda bedenimde bir sorun yok. Daha iyi nasıl olurum? Bunun cevabı yok orada. Ve cevabı olsa bile muhtelif. Yani herkesin bir ağızdan söyleyebileceği bir cevabı yok. Çünkü biz sistem bozulunca akademik olarak onunla ilgileniyoruz. Yani vücut arıza yapınca falanca işte uzmanlık branşına gidip tedavini alıyorsun. İşte efendim depresyondur, halüsinasyondur bilmem ne başlarsa o zaman bir ruh sağlığı uzmanına gidiyorsun. Halbuki bizim normal yaşarkenki hayatımızda yaşadığımız bir sürü günlük hayat problemi var. Bunların neden olduğunu da bilen yok. Nasıl düzeltileceğini böyle bir ağızdan akademik bir konsensüsle önerebilen de yok. Sebebi ne? Çok büyük bir cehaletimiz var. Yaşadığımız dünyayı insanın orijinal ekosistemi zannediyoruz. İçine doğduğumuz bu 21. yüzyıl dünyasını mesela. Halbuki insan bütün evrim biyologlarına sorarsan en az 4,5 milyon yıllık bir insanlaşma süreci, bu da son etap ve 200-300 bin yıllık bir dünya macerasının neticesi olarak ayarlanmış bir varlık.
ve bu vaktinin %95'inden fazlasını hiçbir teknolojinin olmadığı, tarımın hayvancılığın olmadığı, mecbur avcı toplayıcı ve çok büyük bir işte baskı altında geçirmek zorunda kalmış. Bu süreçte başarılı olanların seçildiği, öbürlerinin hepsinin aramızdan erken ayrılıp gittiği bir sürecin sonucu. Leg yiyoruz yani. Leg yiyoruz değil mi? Leg yemiş. Çünkü mesela insanlar şöyle bir soru sormuştur. Ben dün bana kitabında okumuştum. Neden yılandan korkuyoruz ve uçurumdan korkuyoruz? Aslında arabadan, tren rayından. O işte 10 bin yıl önceki ya da 50 bin yıl önceki avcı toplayıcıkta hakikaten bakmış avcı toplayıcı. En çok ölüm uçurumdan düşmek. Aynen öyle. Ve yılan. Yani düşünsene %10 uçurumdan düşüyormuş. Tamam. Ya düşünsene bak şimdi herkes uçaktan korkar ve uçaktan korkmak çok hakikaten haklı bir korkudur. Zira herkesin bir yüksekten düşme deneyimi ya da bununla ilgili atavi bir programı var. 250 kilometre hızla giden arabada eğlenebilen bir canlıyız biz. 250 kilometre hızla giden yani yatay hızlanan aletlerden korkmuyoruz. Niye? Evrimsel olarak böyle bir geçmişimiz yok ki. Duvara çaktığında anlıyorsun bu problemli bir şeymiş. Hatta 60 kilometreyle giderken bile korkman gerektiğini fark ediyorsun. Şimdi bütün bu hikayeler bizim ayarımızın başka bir sisteme göre yapıldığını anlatıyor aslında. İşte o ayarı bilmezsen bugünkü dünyada mesela çocukla markete gittin. 3 yaşında çocuk. Şeker reyonun önünden geçerken ne oluyor? Onu ver, bunu ver, onu ver, bunu ver. Çocuğa uyarsan ne olur? Hastanelik olur. Bizim bugünkü durumumuz o. Avcı toplayıcı beyinle yarattığımız imkanların hepsinden istiyoruz. Onu da ver, bunu da ver, daha hızlı araba. İşte genç kalayım, hiç yaşlanmayayım, nerede dahil olmak üzere. Neyi neden istediğini bilmeyen juvenil bir türüz. Ve maalesef biyolojik evrimini çok çok aşan bir kültürel evrim üretmiş garip bir varlığız. Senin uğraştığın tarih aralığı mesela bir tarihçi olarak işte 5-6 bin yıldır değil mi? Yazın icadından bu tarafa kadar öncesine dair de işte biraz antropoloji falan görüyor. Antropoloji de sana işte 60-70 bin yıl neyse Allah ne verdi oraya kadar. Ki geliyor. Onu da vermiyor çünkü bugünkülere bakıyor. Emin aynen değil öyle. Yani. Ya mesela avcı toplayıcı diye sen işte sanka Afrika'daki bilmem ne kabilelere bakıyorsun. Abi 300 bin sene sırf insan homo sapiens buradayken geçen zaman 4,5 milyon sene primatlardan homoların ayrılması, işte 13-14 milyon sene şempanzelerle insanların bilmem nelerin ortak atalarının tarihte ayrıldı. Yani çok uzun bir hikaye var. Bu hikayenin neredeyse kıl kadar bir son epizodunda işte yazıdır, medeniyettir, kolomptur, elektriktir onlarla uğraşıyoruz. Benim insanın fabrika ayarları diye bağıra bağıra anlatmaya çalıştığım şey aslında bir koruyucu hekimlik çabasından çıktı. Ya arkadaşım işte televizyonda uzmandan ya da şişede aldığın suplementten sağlık bekleme. Sağlık senin hatalı yaşamandan bozuluyor. Ben onu çok deneyimlediğim için kişisel olarak onu düzelttiğinde ve genellikle hayatındaki fazlalıkları çıkarttığında hocam daha iyi olur. Böyle konuşuyorsunuz motorla geldiniz buraya. Yani evet. Biraz lütfen uygulama yani. Bak bunu çok dikkat et. Dört orman teker fazlalıkta en azından ikisini attım. Öyle düşün. Yani daha hareket, daha böyle çevik. Şimdi siz söylediklerinizden ben şunu anlıyorum. Bir araştırma yapmışlar. Japonya'da hastanelerde çok az ölüm oluyormuş ve çok daha uzun yaşıyorlar. Bunu fark etmişler ki ortalama ziyaret süresi çok. Akrabalar çok ziyaret ediyor New York'a göre. Zeldin'in kitabında vardı. Çin'de de yaşlıların ölmek için bayram sonrasını, bayram öncesi, onların bir bayramı var. Ölüm, pardon, Yahudiler arasında galiba, Çin'de değil. Bayramdan önce ölümler %35 azalıyor. Ertesi gün %35. Çok iyi ya. Mesela bak bunu bilmiyordum ama perfectly makes sense. Ölmeyi mi yani bekliyorlar yoksa saklıyor mu çok, hala? Bayramda başınız ağrımasın. Aile, yani aile saklamıyor herhalde. Yani aslında bir grup olmak bir güç veriyor. O zaman ne yapalım, böyle geniş aileye mi dönelim yani mesela? Ne tabii ki. Yani olabildiği kadar kalabalık ve kalabalık derken olabildiği kadar gerçek insanlarla gerçek ilişkiler kurabildiğimiz ve duygusal olarak kendimizi açabildiğimiz en az 5-10 kişiye her an ulaşımımızın olduğu bir sosyal çevre bizim için en ideal sosyal çevre. Nedir bu? İşte küçük klanlar halinde avlanan eski insan topluluklarının yapısı. O zaman şehirler yok, büyük gruplar yok. Yani şimdiki aşiretler bile eski klanlara göre muhtemelen çok büyük. Daha küçük gruplarda işte malum Dunbar sayısı diye bir sayı var. Bizim beyin korteksimiz, yani beynimizin kapasitesi, belki canlılar arasında en büyük beyin kapasitesi ama şempanzeler kadar bireysel ilişki kurmamıza izin veriyor. O da yaklaşık 150 kadar kişiyi gerçekten tanıyıp işte isimlerini, cisimlerini, huylarını, sularını bilebiliyoruz. Bunun üstüne çıktığımız zaman sanal birliktelikler başlıyor. Şimdi konu ne? Yani gerçek insanlara neredeyse erişimin yok. Sanaldan
başını alamıyoruz. Bir tıklamayla milyon, milyar kişi, şu anda 4 milyar insan ne internet kullanıyormuş. Potansiyel olarak hepsiyle bağlantıdasın. Bu bizim kaldırabileceğimiz bir şey değil. O yüzden yalnızlık mesela, bu kadar kalabalık, bu kadar bağlantılı bir toplulukta en fazla bu zaman daha yuka çıktı. Şimdi bu tuhaf. Bu kadar madem yalnızlık, bağlantısızlık gibi anlıyoruz, demek ki bağlantıyla ilgili bir şey değil. Yani connected olmak, bir şekilde bağlı olmak bizi yalnızlıktan kurtarmıyor. Bayram öncesi insanların ölmemesinin sebebi muhtemelen... Biz de bayramda ölüyor trafikte. O ayrı. Biz onu da beceriyoruz. Mesela seninle ilk buluşmamızı hatırla. Hocam çok romantik bir şeymiş gibi anlattın. Hayır ama değil mi? Yani herkes ilk tanıştığı anı hatırlasın. Abi bir gerginlik olur. Ya kimcidir, necidir, tamam YouTube'dan gördük, tamam papyonlu çocuk güzel falan ama bir taşa dokunmayalım, ters bir tarafa. Böyle devamlı bir teyakkuz haliniz. İkinci randevulaşmamızı hatırla. Televizyonda da karşılaşmamızı hatırla. Mesela televizyonda gittiğin zaman gergin bir ortam, orada bir mizansen var falan. Emrah Safa Gürkan'ı gördüm, vay abi, ooo hocam ne haber, çat tük tük falan. Hemen iki dakikada bir gevşeme oldu, dikkat ettin mi? O niye oluyor? Tanıdığın, bildiğin insanla bir araya geldiğinde, abi beyinde bunun hormonu var. Oksitosin diye bir şey, pış diye bir basıyor. Oksitosin senin telaş devrene diyor ki sakin ol, güvenli yerdeyiz. Bunlar tanıdık, bizim arkadaşlar. O amigdala dediğimiz stres üretme sistemi baskılandığı anda sen odaklanabiliyorsun. Nefesin, kalp atışın yavaşlıyor. Vücudundaki onarım mekanizmaları hızlanıyor. Uzun seneler yalnız yaşayan insanlar, yalnız kalan, tek başına kalan insanlar bu yüzden erken ölüyorlar. Oksitosinsizlik. Bunu söyleyen diplomayı veriyoruz bu arada. Oksitosinsizlik bize hasar veriyor. Bak sistem çok ilginç. Mesela böyle şeylerin üzerinde durup çok konuşmak istiyorum. Derste falan öğrencileri bayarım. Bir hormonun böyle bir işlevi olması şu demek. Doğuştan var bu. Anne bebek sarıldığı zaman da oluyor. O kadar yaşamsal bir şey ki olmazsa olmaz sosyal ilişki diyor bize. Hormonal sistem. Sen mesela bizim işte tanıdık biriyle karşılaştığında rahatlamamızdan biyolojinin ne faydası olabilir? Daha kalabalık ol, daha tanış ol, daha rahatla ki zayıf bir organizma olarak bir süper organizmaya dönüş ve işte koca koca mabetler yap, icabında savaşlar çıkar, ortalığı birbirine kat ve bu işte tarihte konuştuğumuz bir sürü hadise o hikayelerle bir araya gelmenin ve oksitosinin gücü aslına bakarsan. Peki bu oksitosini manipüle etmek için mesela maça gidiyoruz, sirklere gidiyoruz. Bu kabile dansı gibi bir şey mi? Aynen. Yani gladyatör savaşı da o, Michael Jackson konseri de o. Çok daha sık rastlayabiliriz. Ya da faşizm. Hepsi aynı. Mesela nerede düğün yaparsan yap sonu kasap havasıyla biter Türkiye'de. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yani en modern yerde düğün yap, en şıkıtık fıkıtık böyle sosyetik ortam olsun. Abi sonuçta bir orkestra bir bağlar mı bir şeye, bir milletin bir gevşediğini yayıldığını görürsün. Koro halinde şarkı söylemek, birlikte uygun adım yürümek, halay, dans gibi o tip danslar yapmak. Bunlar çok hızlı mesela patlama şeklinde oksitosin salınmasına sebep oluyor. Takım oyunları. Bize mesela askerde, gerçi 28 gün yaptım onu söyleme sayayım, yürüyüş kararı diye bir şey saydırıyorlardı. Bütün hocam o son 7 günde, ben 21 gün yaptım bilmiyorum demek ki o 7 günde, 22. günden evet, sonra maalesef ediyorlar. Siz fazla torpilliymişsiniz. Mesela bir sürü adam diziliyorsun, işte sabah içtimadan sonra seni yürütüyorlar. Yürürken de uygun adım olmadığı için her Türk, asker, doğar. Bu adımların sırasında bunu söylüyorsun. Abi yaklaşık 30. adıma gelmeden önce benim gibi antimilitarist adam şuna kani oldu. Galiba evet lan ben de biraz asker var dedim yani içimde. Çünkü o toplulukla bağırarak bunu söyledikçe aslında oksitosin diyor ki baba evet öyle ya güvenli burası işte. Söylemeye devam et bağır. Yanımdaki çocukcağız dediğim 40 yaşında adam da o zaman. Sesi kısıldı ikinci gün bağırmaktan. Yani gayet normal, işinde gücünde bölge savcısı bir arkadaştı o. Sesi kısıldı. Mesela maçta aynısı olmuyor mu? Geliyorsun aslında tamamen sanal. İşte milyonlarca dolar ücret alan oyuncular orada 90 dakika top koşturacak. Millet birbirini paralıyor. Bu niye? Bizim bağlantısal ihtiyacımızın tatlı suistimallerinden bir tanesi. Ve orada insanlar kendilerini öyle kaybediyorlarmış ki ben bu arada siftahım yoktur sevgili arkadaşlar. Hayatımda hiç stadında maç izlemedim bilmiyorum. Bir arkadaş beni inşallah Beşiktaş maçına götürecek. Uzaktan sempatim var. Fenerbahçe stadında bir maçtan çıkan insanların arasında kaldık kızımla beraber. Kızım da benim gibi gayet naif ve dünyadan bir haber. Baba diyor ne oluyor bu insanlara? Dedim herhalde maç var. Biraz sonra önümüzdeki arabaya saldırdılar. Arabayı böyle sallıyorlar. Hocam saldırdılar diye değil de arabayı böyle biraz salladılar diye. Abi değil. Ya Fenerbahçe. Canlı yayında kızımla belgesel izliyoruz. Hormon atlıyorlar. Fazla gelmiş. Ama ne olduğunu söyleyeceğim. Yani boşu boşuna saldırmıyorlar arabaya. Arabadaki arkadaş Fenerbahçe maç çıkışında camları açıp Beşiktaş marşı çalmış.
Şimdi bu nedir? Savaş ilanı değil mi? Braveheart'ta yok mu böyle bir sahne? Ne diyor William Wallace? Gidip savaş çıkaracağım diyor. Ortaya çıkıp sözcülerimizi tahrik ediyor. Niye bunu yapıyoruz? O arabanın içinde tek başına oturan adama Beşiktaş aidiyetinin yaptığını anlamak önemli. Canı pahasına, hasar görmek pahasına o aidiyeti hatırlamak ve hatırlatmak istiyor. İnsan için aidiyet çok ciddi ve tehlikeli. Holiganlığı çok kibarca anlattınız. Evet. Bence ayrıca yaptığı da çok yanlış. Özellikle Kadıköy'de. Benzer bir durumu Kıvanç Coş Beşiktaşlı yapmıştı. Ve 2000 senesinde ben Ankara'da Fenerbahçe'den dayak yiyordum yani Kıvanç'ın yüzünden. Ki şampiyon olduğum gün Fenerbahçe'den dayak yeseydim. Hakikaten Kıvanç'ı bir de ben döverdim ama yapamadım. Şimdi konuyu biraz toparlamak gerekirse. Ya büyük arkadaşlar şimdi hocam anlattınız teorik falan filan güzel de. Ya biz nasıl mutlu olacağız? Biz buraya onu öğrenmeye. Ya biz çok mutsuz bir ekibiz. Estağfurullah. Yani ben para mı mesela? Kaç paraya mutlu olacağız? Ya da işte kız mı? Arkadaş mı, sevgili mi, işte olsa mülk mü? Olsa çeki dağıta dağıta gezeyim. En başta ne dedik? Mutluluğun tanımını doğru yaparsan neyi aradığımızı da biliriz. Hayatından memnun olma halini yaratacak olan şey nedir? Bir insanın eski ifadeyle hayatından razı olması nasıl mümkün olur? Şimdi baktığın zaman anadan atadan para kalmış adam mutlu olmuyor. İşte hanlarda hamamlarda diyor ki ben öyle bir toplantıya katıldım beni çağırmışlar tanıştırmak için. Yalıda ilk defa yemek yedim çok havalıydı. Dediler ki hocam içimiz daralıyor. Dedim Allah ferahlık versin. Yani Boğaz Köprüsü'ne bakarak Yalı'da yemek yiyoruz ve insanların içi daralıyor. Hocam benim apartmanda da içim daralıyor. Ben Yalı'da daralmasını tercih ederim mesela. Sen haklısın. Ama inan oradaki daralma daha beter daralma. Sebebini söyleyeceğim şimdi. Mesela bu kadar maddi imkanın içerisinde. Mesela gayet sağlıklı insanlar kendi kendilerine bir sürü sorun yaratabiliyorlar düşünerek. Ben ona işte karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı diyorum. Bütün bu donelere baktığında insanı mutlu eden bir şey olması lazım ve yokluğunda ne olursa olsun mutsuz olması lazım. O nedir? Gene hani bizim olan bina okur döner döner bir daha okur derler ya. İnsanın fabrikalarına geri dönersek. 300 bin yıldır bu arkadaş tabiatta nasıl hayatta kalıyordu? İnsan nasıl hayatta kaldı? Yiyerek mi? Spor yaparak mı? Hayır. İmkansızdan imkan yaratarak, var olmayan şeyleri hayal edip inşa ederek, üreterek hayatta kalıyordu. Ve ürettikçe başarılı olduğu için bir üretme, bir yaratma, bir zorlama güdüsü var. Taşı görüyor, sopayı görüyor, ipi görüyor. Diyor ki ben bunları bağlar balta yaparım diyor mesela. Bu zihinsel hikaye onu uzunca bir süre meşgul ediyor. Sonra onu seri üretime geçiriyor. Pazarlıyor bilmem ne yapıyor. Şimdi bütün bu hikayeyi düşünürseniz bugün insanın dramı verili bir hayatı yaşamak üzere gözlerini açıyor. Bizim bütün planımız belirlenmiş değil mi? Bir bakın. Büyük şehirde doğduysanız okuyacaksın. Daha oyun çağında anaokuluna gideceksin. Okula gideceksin. O notları alacaksın. Üniversite herkes profesör olmak zorunda. Okuyacaksın. İşte saçma hocam size nasıl bir şey var? Herkes profesör olmak diye. Abi sistem böyle. Sistem bak sisteme bak. Sistem sadece profesör yetiştirmeyi başarı kabul ediyor. Aha da sonuç ortada. Yani herkes benim gibi olsa dünyada yiyecek ekmek kalmaz. Düşün. Bütün öğrenciler çok puan alırsa hep nereye gitmeleri gerekiyor? Tıp, HDHD mühendisliği bilmem ne. Tıp her zaman moda da şu anda en moda bölümü hangisi bilmiyorum. Bir ara mekatronik mühendisliği çok modaydı. Biz uluslararası işler falan seçmiş insanları biz de bilmiyoruz ya. Yani. Mesela abi o bölüme de girdin. Hangi bölüme girersen gir. O bölümün başarı kriterini en yüksek notları almak. Sen mezun olduktan sonra en büyük başarı kriterini nadiren iyi bir işe girmek. En büyük başarı kriteri üniversite asistan olmak. Üniversite asistan olmanın sonucunu sen biliyorsun. İşte asistanlıktır, doçentliktir, profesörlüktür. Bitti gitti. Ordinariste yok artık. En üst aslında basamak anlamsız bir şekilde bir havuç. Profesörlük havucu gibi gözüküyor. Kimseye bu söylenmiyor. Ama sistemin gidişi bu tarafa doğru. Akademik bilginin bize ne fayda sağladığı da meçhul. Üzerimize alınmayalım. Biz fayda üretelim diye YouTube'da konuşuyoruz. Bu bilgiye doğru kürelenen bir kaderin içerisindeyiz. Yahut okumadın. B kaderi var. İşte evlen, çoluk çocuğa karış, işte adam gibi bir işin olsun, sigortalı, işte maaşlı bilmem bir durumun olsun. Ondan sonra bütün hayatın boyunca çalış, emekli ol, bekle, öl, gömelim, bitsin. Bir de pazar kayınvalidede kahvaltıya gitmeniz lazım. Mesela falan işte, bu tip küçük görevlerle de böyle bir tatlılıklar, hoşluklar. Fakat bu arkadaş, sen, ben, hepimiz 200 bin sene önce mamutların soyunu tüketmeyi becermiş bir ırkın afadıyız. Yapılır mı bu bize? Ne oluyor? Yolda bir yerde arıza çıkıyor. Adam mamut devirmiş diyorum ya. Mamutu öldürmüş. Mamutların soyunu tükettik biz. Apartman gibi kıllı filler. Bitti onlar. Ama şimdi en büyük mamut ne? CEO olacağım. Allah mübarek etsin. Buyur. Oluyor zaten. Dünyada bizim bütün dünya yaşamımız boyunca bize sunulan o akademik, sosyal, işte iş dünyası başarılarının her birinin ortak bir noktası vardır. Mutluluk için oraya ulaşmamız gerektiğini söylerler. Hepsini de elde ettikten sonra bu mudur? Duygusu hocam, hayatımı özetledin. Hakikaten öyle. Dediler ki bize üniversitede
Lise 3'te ben çok iyi bir öğrenciyim. İşte üniversiteye gidince eğlenirsin. Ulan üniversiteye geldik, bir eğleneyim dedim. C+'lar gelmeye başladı. Biraz daha çalıştım. Ya. İşte Amerika'ya gideyim, doktoram olsun falan. 40 yaşına geldik hakikaten. Ordinaryüslük de yok. Güzel bir motto buldu hocam. Yani senin ataların mamutları kuruttu. Aynen bu öyle. Bu içi gücü kendinde bul yani. İşte Marşlar da onu söylüyor ama dinlemiyoruz. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız. Bu demek işte zaten. Ama tabii biz biraz daha bunu Türk askeri yaratsın, ben evde yumurta pişireyim bazında anlıyoruz. Bizim gerçekten yapısal olarak mesela insanın fabrikalarının 5. maddesi sınırları aşmak. Böyle bir zorunluluğumuz var. Mesela bunu niye yapıyoruz biz? Sizin burada ne işiniz var? Niye buraya bir yayın istasyonu kurup da YouTube'da bir şeyler yapıyoruz? Yani çünkü sıkılıyor hocam. Derdimiz ne? Ya gitmeden bir şeyler yapalım. Konuştuk geçen gün işte bu sık sık verdiğimiz örnek. Yani 40'lı yaşlara doğru erkeklerde kadınlarda enteresan bir aydınlanma dönemi geliyor. Eşi boşayım, diyarı terk edeyim, motosiklet alayım. Böyle bir şey konuşmadık hocam kayıtlar. Kayıtlara girin. Yani 40'lı yaşlara gelen ben olsam da bahayla geçmiştir bu konuyu. Hocam ben sordum ya hocam. Bu adam kamera arkasında doğrudan satışçı oluyor ben. Hocam ben sordum. Evet, bağ evet, sordum. Ben sordum. Sorma değil, bu bir bağlam. Bu gerçekten böyle. Bu bende de böyle. Hiç kaçınmayın, herkes de olacak. Ve oraya geldiğimiz zaman diyoruz ki 40 sene oldu mesela atıyorum. Bundan sonra yaşayacağım hayat muhtemelen şimdiye kadar yaşadığım oranla daha kısa olacak. Yani geldik ki diyoruz, baba bu mudur? Bu soru oluşuyor insanda. Ya ben buraya geldim, bu kadar mı? Bir de öleceksin, ölüm zaten çok büyük bir soru işareti, muamma. Yani işte ölümden sonrasını merak eden tek canlı biziz mesela. İlla ondan sonra bir şey olması lazım ki buna bir anlam verelim gibi gözüküyor. O muammayı bir türlü çözemeyince bütün hayat neye dönüşüyor? Ölmemeye çalışmak. Çünkü hala o büyük fırsat gelmedi. İşte gittim dünyaları gezdim bilmem ne oldu ama bir türlü hayat seni kesmiyor, tatmin etmiyor. Mutluluğu yakalayamıyorsun. O zaman ölümden kaçmaya dönüşüyor yaşam. Ve bu kazananı olmayan bir oyun. Şimdi açıkçası bizim bugünkü ana dramamız tabiattan kopmak, o fabrika ayarlarından uzakta kalmak ve buna mukabil bir insan zihni taşıyor olmak. Çok büyük şeyler için programlanmış. Bunu ben ezoterik, dini bir bağlamda söylemiyorum. Biyolojik olarak insanın varlığının tek bir açıklaması vardır. İmkansızı yapacak biri lazım da sistemden insan çıktı. Ha işte şu anda dijital yayını falan icat ettik abi. Daha ne yapalım yani? İmkansızı yapmak için yaratılan bir canlı netice itibariyle imkansızı denemeden ölürse gözü açık gider. Nedir o imkansız olan? Herkes Everest'ten mi atlasın? Herkes bilmiyor. Hayır. Yapılmayan herhangi bir şey. Ve parmak izimiz gibi bize özel bir misyon var muhtemelen. Benim de derdim herkes benden ondan dinlemeyi bıraksın. Alacağını alsın, hayatta denesin. Bakayım ben en iyi şeyi nasıl yapıyorum? Hangi sınırı zorlayabilirim? Nereyi coşabilirim? İstediğiniz kadar ağır hastalık geçirin. Mesela ölüme yakın deneyimler, ölüme doğru giden insanlarla yapılan işte Viktor Frankl'ın insanın anlam arayışı falan kitabında bahsettiği hikayelerde en ağır koşullara dayanabilmemizi sağlayan şey gideceği yeri gözüne kestirmiş insan olmak. Amacı olmak yani. Bir amacı olan insan buradaki meselelerden pek etkilenmiyor. Ama böyle yaşarken işte mutsuzluk. Uzun bir cevap oldu. Sorunun cevabı yapacak bir şey bulacağız abi. Hocam şimdi orada zihin miyin dediniz. Biz eski programlarından birinde bir şey demiştim. Viral olmuştu o zaman. Biri bana mutlu musun diye soruyordu. O zamanki partnerim İlker. Partnerim demeseydim iyiydi. Neyse. Yok. mutlu musunuz da ben de şakasına şey demiştim. Ya yok biz o aptallık seviyesini çoktan geçtik de. Şimdi böyle bir inanış var. Ben onu böyle biraz şakasına söylemiştim. Senin ama böyle sivri bir şey. Bir de 2,5 saat canlı yayından sonra yorulduğum için dedim ama şöyle bir şey söylediler ondan sonra. İşte herkes üstüne alın. Tabii ki ben yani mutsuz herkes çok zeki olduğunu zannetti. Yani sorum şu. Yani aptal olsak daha mutlu oluruz. Ona göre duvara kafa atacağız yani biraz beyin hücrelerimiz ölsün diye. Aslında ya bayağı derin bir soru bu benim için. Çünkü biraz da böyle kadim öğütlerden alırsan mutluluk beklentiyle ters orantılı. Yani ne kadar çok beklentin varsa o kadar mutsuz oluyorsun. İşte bir 10 tane parametre hesaplıyorsun. 9 oluyor, 1 olmak. Tüallah olmadı oluyorsun mesela. Dolayısıyla birçok insan işte Gandhi Mandi mutluluğu biraz beklentisizliğe ve ihtiyaçsızlığa bağlamış. Şimdi bunun tabii ki dünya görgüsüyle, dünyaya bakış, zeka düzeyi, entelektüel birikimle çok yakın alakası var. Entelektüelin genellikle böyle hüzünlü ve mutsuz bir tablo çizmesi boşuna değil. O kadar çok olasılık
çeviriyor ki kafasında yaşam boyunca. Eğer bir de şimdi burayı Zülfiyar'a dokunmadan nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama. Hocam Zülfiyar mı kaldı artık? Dokundunuz zaten. Daha benim söyleyebileceğim neler var. Beni bilen biliyor. O yüzden çok kontrollü konuşmaya çalışıyorum. Şöyle diyeyim. Dinsel anlam açısından manevi dayanağı zayıfsa bu kadar çok olasılığın içerisinde bir tane hayat yaşayacak olmak kafası çalışan her insanı cehennemde tutar bu dünyada yaşarken. Yani düşünsene belgeselde izlediğin o yeri hiç göremeyeceksin mesela en basitinden. Maldiv adalarında gideniz altında bilmem ne çekiyor. Kameraman oraya gitmiş dalmış bir insan evladı sana çekip bunu gösteriyor ve sen orayı hiç göremeyeceksin. O tatlıyı hiç yiyemeyeceksin. O kişiyle hiç beraber olamayacaksın. Bunların hiçbirini görmeden buradan gideceksin ya da o buluşların hiçbirini sen yapamayacaksın. O şeyleri keşfedemeyeceksin. Bu büyük bir azap. Şimdi bu cidarı daralt abi. Bana ben cehalet demiyorum. Dünya görgüsünün daha az olduğu bir versiyon düşün. Bizim kadar entelektüel zehirlenmeye uğramamış. Özellikle de tabiatla haşır neşir. Gelen ölüyor. Bir gün sineklerini görüyor. Bir gün sineği bir gün yaşıyor gerçekten. Efemeraptır. Ölüp gidiyor. Onu görüyor. Yıllarca yıkılmayan ağaçları görüyor. Yüzyıllarca orada olan ağaçları. Belki yüzyıllarca olduğunu bilmiyorum ama kendisinden uzun yaşadığını biliyor. Bakıyor ki gelen gidiyor, gelen gidiyor. Diyor ki geleceğiz, gideceğiz. Efendim diyor işte kedi ne yapıyor, köpek ne yapıyor, inek ne yapıyor, bu ağaç ne yapıyor, güneş ne yapıyor? Onlar gibi olduğunu kabul ettiğin zaman mutluluk diye bir sorunun olmuyor zaten. Hocam Bekir Develi'ye doğru kaydınız biraz şu son açıklamalarla. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Hayır, orada rutin mesela önemli mi? Onun Bekir Develi'nin de bir şeyi var. Ne demek rutin? Rutin ne diyor, kıymetini bilin. Hani sıkıcı yani mesela her sabah aynı işi yapıyorum. Sizin anladığınızda biraz rutincisiniz gibi. Hayır, tam tersi. Benim insanın fabrika ayarlarının 5 ayarı dışında 0. üst prensibi var. Onun adı kaos. Ne yaparsan yap, kaotik yap. Ama bu kaotik yapı özellikle sınırları aşma konusunda yaptığımız yaşamsal araştırmalar için öneriyorum. Yani hep aynı kapıyı zorlama, git başka şeyler dene anlamında. Hayatına biraz renk katmalısın ama bunun için de ritüeller ve düzenler önemli. Biz düzenli ritüel arayan bir canlıyız. Ya sabahları yüzünü yıkamak, dişini fırçalamak, işte tuvalete gitmek ya da ne bileyim ibadet, meditasyon gibi şeyleri hayatın içine yerleştirmek bize iyi geliyor. Hiyerarşi de belki o anlamda iyi geliyor değil mi? Yani aynı sosyal hayattaki Jordan Peterson ilişkiler falan filan. Yani insan bir hani aynen öyle. Aynen işte güç istenci falan filan hikayesi. Ya bunlar zaten bizim biyolojimizde var olan şeyler. Yerimizi bilmek istiyoruz. Neyin ne zaman olacağını öngördüğümüzde bize çok iyi geliyor. Ama mesela düşünsene belirsizliğin en fazla stres yarattığı canlı biziz. Çünkü diğer canlıların zihni bu kadar ileri bakmıyor. Kedinin ne belirsizliği olacak? Tabii canım. Yani hiç onlar belirsizlenmiş olmaz ama bizim anksiyete dediğimiz o bozukluk sürekli bir belirsizlik ve o belirsizliği belirliliğe dönüştürme arzusundan kaynaklanıyor. Bu bizi çok acayip geriyor. Mesela rutinler, tekrarlı işler buna karşı çok güzel bir çare. Bilirsin o saatte onu yapacağım, bu saatte bunu yiyeceğim falan bunlar bize iyi geliyor. Ama bütün hayatı rutin üzerine kurmak 40 yaş krizine sebep oluyor işte. Sürekli bir 40 yaş bir kriz sürekli bir... Abi geçtim ya rahat. Daha 50'den bahsetmiyorum. Orayı geçince konuşuruz. Daha orası bir de o var. Peki şimdi bunu nasıl manipüle ederiz biz? Ne yapmam? Yani bir takım trikleri yok mu bunun? Yani bir insan... Var. Yani pratik bir şeyler söylemiş olsak da. Pratik bir şey şöyle söyleyeyim. Mesela Alzheimer olmamak için ne yap diyorlar? Bulmaca. İşte bulmaca çöz. Bulmaca çözmek hiç yaramıyor bu arada. Sudoku dışında Alzheimer engelleyen hiçbir şey yok. Yani çalışmalar onu gösteriyor. Sudoku da niye yapıyor bilmiyorum. Evine farklı yoldan git. Ara ara çevreni değiştir. Mesela en çok görüştüğün 5 kişinin ortalamasısın. Gerçekten biyolojik olarak doğru. Bu kadar sosyal olarak etkileniyoruz. Hep aynı kişilerle 30 sene görüştüğün IQ'un düşüyor mesela. Azıcık çevreni değiştir, zihnini ayık tut falan filan gibi öneriler var. Bunların birbirlerine bakıyorlar. Keşke bunu yakasalardı. Bahayla birbirimize böyle dönüp bakışımızı. Ben bunu söyledim de bana en çok sorulan soru. Ben de 30 senedir aynı kişiyle evliyim. Benim halim ne olacak? Evlilik başka bir parametre. O bir sosyal birliktelik değil. O bir birlikte yaşam niyeti. O önemli. O geliştirici. Onun mümkünse tek kişiyle uzun süre olması istenen ve insan toplumuna faydalı olan bir şey. Konumuz değil. Onu şu tarafa koyuyorum. Bütün evli arkadaşlara sevgili selamlarımı gönderiyorum. Hani bir de böyle var ya sürekli primat anlatan adam bekliyorlar ki çok eşli de ne olur çok eşli de bize falan. Öyle bir şey yok. Yani insan da birçok primatla ortak özelliği sergiliyor ama sosyal olarak işimize yarayanı da seçiyoruz abi. Tek eşlik işte tarih boyunca çok işimize yaramış. O yüzden de bunu kullanıyoruz. Mutlulukla ilgili popüler kültürde verilen şeylerin
mutluluk getirmediğini çok net anlıyorsunuz. Mesela işte komplekslerinde filmlerden falan var ya işte ne bileyim babam beyzbol şeyine gelmedi üzüldü. Yani buna kim üzülür? Ya da işte ne bileyim işte çok çılgın parti yaptım içtim falan. Artık başın kazan gibi kalkıyor falan. İnsanların yanıltıldığını düşünüyorum. Yani i̇şte hazla mutluluğu karıştırmıyor. Evet hazla mutluluğu karıştırıyor. Hazlın da bir şeyi var. Belki o hani... İşte mesela bu bir kere mutlu olmanın temel şiarı bu yanılgıdan çıkmak. Mesela acısızlık toplumu, ağrı kesici toplumunda yaşıyoruz. Kötü bir şey hissetmemiz adeta yasak. Mutsuz olmamız yasak mesela. Böyle sıkıntılı bir oturunca ne oluyor, ne düşünüyorsun falan filan. İşte bir yakınını kaybediyorsun, antidepresan başlıyor adam. Lan yas yaşayacağım. Ondan bizden Kafka yani. Mafka çıkmıyor işte. Adamı bırakmıyorlar ki bunaltın. Ya bırakın bir kitabımı yazayım. Benim mesela kendime çok sık hatırlattığım bir şey var. Hatırlatmaya çalıştığım bir şey var. Bunu bilmek her zaman yapabilmek anlamına gelmiyor. Kötü duygular yaşadığın zaman kendine şunu söylemen gerekir diye düşünüyorum. Biz bu dünyaya sürekli iyi hissetmek için değil, ne hissediyorsak dibine kadar hissetmek için geldik. Yani o hislerden bir şeyimiz var, hissemiz var. Oradan öğreneceğimiz bir şeyler var. Mesela darlık durumları, hafif böyle görece mutsuzluk halleri olmasa ne roman, ne müzik, ne böyle hiçbir şey çıkmaz dediğin gibi. Yani bunlar bizim aslında arayış içerisinde olduğumuz zamanlar. Daha iyisi nasıl olur? Ve roman yazınca insan lay lay lan mutlu olmuyor muhtemelen. Bütün büyük romancılar mutlu olarak ölmediler ama mutluluk üretiyorlar mesela. Tamamlık üretiyorlar. Sen bir klasiği okuduğunda ki çok az klasik okumuş birisi olarak o klasiklerin bana verdiği hissi hatırlıyorum, biliyorum. Bir tamamlık, böyle yaşanmamış bir hayatı yaşamak, işte o alternatiflerini çoğaltmak gibi bir şeyler hissediyorsun. Şimdi bu devirde mutluluğun bence en kestirme yolu demin dediğim gibi fazlalıklara atmak. Araba kullanıyorsanız motosiklete geçin demeyeceğim tabii. Mesela az yemek. Bu fabrika ayarlarının işte en temel maddelerinden bir tanesi. Yemeği neden fazla yiyoruz? Baktığımızda mesela gıda bağımlısıyız. O hazla mutlu olmaya çalışıyoruz ama haz kilo aldırdığında mutsuz oluyoruz. Bunu fark edip onu bir hayatımızdan uzaklaştırmak. Gereksiz bağlantılar, her şeyi yapabilirim sanrıları, anlamsız projeler, bir fikrim var diye gelen herkese ne falan diye dinlemeye kalkmalar. Yani bunları hayatımızın dışına koymamız lazım. Ve ben galiba mutluluğun sırrını bir gün kazayla girdiğim bir kitapçıda gördüm. Az sonra. Böyle deyince herkes bir dikkat. Bak siz bile dikkat kesildiniz. Girdim. Rahmetli Suna Kıraç'ın kitabı çıkmış o zaman. Hiç tanımam kimdir. Kitabın konusundan haberim yok. Ve özellikle de okumadım büyüsü bozulmasın diye. Diyanar Kule yapıyor ya böyle. En üstte de kitabı koymuş. Ömrümden uzun ideallerim var. Onu gördüğüm anda dedim ki işte bu olan insan mutsuz olamaz. Mümkün değil. Ömründen uzun ideali olan insanın ömrü içindeki şeyler sanki İla nihai üzerine yapışacakmış gibi kederlenmesi mümkün değil. Ve etrafımda lider karakterli, böyle işte illa böyle tanınmış biri olmasına gerek yok ama işte efendim 3 kuruş maaşla senelerce çocuk okutmuş falan insanlar arasında böyle gördüğüm karakterde böyle bir şey var. Öyle bir ideali var ki sen belki anlatsa sana mantıksız gelir ya da sende tınlamayabilir ama o ideal onu en zor koşullar altında bile hem de şükür içerisinde hayatta tutuyor. Mutluluğun sırrı bence biraz burada yatıyor. Son olarak da anlam yoksa hayat yok. Öyle düşünmek lazım bence insan için. Çünkü zihinsel yetileri bu kadar gelişmiş bir varlık olarak yaşadığını bir bağlam içerisinde anlamlandıramazsa insan bu hayatta ne olursa olsun boş geliyor. Ve anlam varsa bir zeytin tanesi ziyafet gibi olabiliyor diyerek Yunus Emre'ye de bağlı. Evet arkadaşlar iftar vakti geldi. Bu hayatın bir anlamı var. Bir duygu değil, bir karardır. Bu kararı aldıktan sonra ben bir daha mutsuz olduğumu hatırlamıyorum. Bunda da özellikle tekrar söyleyeyim, beyin çalışmalarından öğrendiklerimin çok büyük katkısı var. Ve test ediyorum, henüz çökmedi teori. Çok acı çekerken bile mutluluk devam ediyor. Psikolojik dayanıklılık ve psikolojik bağışıklık sağlayan bir şeydir mutluluk. Herkese bu kararı almak için araştırma yapmasını tavsiye ediyorum. Hocam teşekkür ederiz. Evet hocam teşekkür ederiz.